Son videoda yine bir tarama aparatı olan Pixelator'dan bahsedeceğimi söylemiştim. Cihaz şu an elimde. Eğer bununla taramayı nasıl yapacağımı merak ediyorsanız izlemeye devam. Selam millet, ben Nurhan, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir analog fotoğrafçılık videosu ile karşınızdayım. Ve en başta da söylediğim gibi bugünkü videoda yine bir tarama aparatı olan Pixelator'dan bahsedeceğim. Bu bana birkaç küçük kutu halinde geldi. Öncelikle Pixelator firmasına bana test etmem için bu ürünü gönderdikleri için çok teşekkür ederim. Hem orta format tarayabileceğim bir halde gönderdiler, hem 35 mm. Belki Sprocket Rocket gibi değişik bir format taramayı da deneyebilirim o yüzden bu sefer. Kutunun içerisinden bir şöyle ana plakası çıktı. Onun dışında neler çıktığından birazdan bahsedeceğim ve neleri tarayabileceğimizden bahsedeceğim. Bir de çok tatlılar, yanında bir de çikolata göndermişler. Çok keyifle yiyeceğimi söyleyebilirim şimdiden. Gelelim incelemeye. Biraz önce söylediğim gibi Pixelator bana birkaç parça halinde geldi. Öncelikle şu kutunun içerisinde ana kısmı var diyebilirim sanırım. Çünkü esas filminizi takıp taramayı yaptığınız parça burası. Şöyle altta da bir şeyler var. Bunların hepsi farklı film formatlarını taramak için. Pixelator'ı kutusundan çıkarttım. iPad'in ekran ışığıyla birlikte kullanacağım. Çünkü kendi ışık kaynağı yok. Buraya koyduğumda hazır kutusundan çıkan haliyle 35 mm film tarayabiliyorum. Şu ara parçasını çıkarttığımda burası orta formata göre genişlemiş oluyor. Sonrasında ben bugün 35 mm tarayacağım için bunu geri takıyorum. Bir de şu daha ince parça var. Bunu taktığımdaysa filmin delikleri de görünüyor ve böylelikle Sprocket Rocket gibi farklı bir format taraması yapabiliyorum. Sonrasında bunu arka plakasından ayırıp filmimi şuraya yerleştirip biraz tozluymuş. Bunu geri yerine oturtarak, hatta belki şöyle tersten daha kolay yapabilirim sanırım. Şu an tarama yapmaya hazırım. Bununla tarama yapmak aslında üstten fotoğraf çekmek oluyor. O yüzden de şöyle cep telefonumu da alacağım. Şu an camdan çok ışık yansıyor buraya. O yüzden de biraz yansımayı görüyorum. Aslında görmesem daha iyiydi. Onun için de belki paketin içinden bir tane de sünger göndermişler bana. Bir nevi aparat olarak yine. Şöyle bir sünger parçası var. Sanırım bunu etrafına koyarsak biraz daha düzgün bir şey elde edebiliriz. Bakalım faydası olacak mı? Nereden yansıdığını tam kestiremedim. Sanırım camı kapatmam gerekecek. Bununla düzgün bir görüntü elde edebilmek için. Çünkü normalde tarama yaparken ya da fotoğraf çekerken bununla önerilen şey dijital fotoğraf makinesi kullanmak. Şu an ben telefonumun çok yansımasını gördüğüm için düzgün bir görüntü elde edemeyeceğim gibi görünüyor. Bakalım camı kapatınca bir faydası olacak mı? Camı kapattım. Evet, şu an çok daha iyi bir şekilde görüyorum. Yapacağım şey, birazcık zoomladım. Biraz da kendim elimle yakınlaşıyorum ve fotoğrafını çekiyorum. Sonrasında şuranın da çekelim. Bu da tam bir görüntü. Bir de galiba şu ortadaki kelebeği çekmedik. Normal fotoğraflara girip bunu düzenle diyeceğim. Ve öncelikle tam bir fotoğraf kadar keseceğim. Sonrasında sanırım Snapseed ile belki deneyebiliriz. Bakalım Tools'da öncelikle Curves'den tam tersine getiriyorum. Sonra White Balance'dan beceremedim. Bir saniye. White Balance.
Şöyle görüntü içerisinde dolaştıkça tonunun değiştiğini görüyorsunuz. Buradan biraz daha içime sinen bir şey seçtim. Devamında da istersen buradan farklı ayarlar yapabilirim. Ya da looks kısmında da farklı seçenekler vardı. Oradan oynayabilirim. Bu bir opsiyon. İkinci bir opsiyon da tabii ki bilgisayarda Lightroom kullanmak. Nasıl tarama yaptığımı gördünüz. Şöyle hızlıca içinden çıkan parçalara da tekrar bir bakacak olursak. Öncelikle şu kasetle ya da yani şu plakayla 4x5 büyük format film ya da negatif ya da kağıt taranabiliyormuş. Büyük format benim denediğim bir şey değil. O yüzden ben bu haliyle kullanamayacağım. Ama bu tarz bir şey ilginizi çekiyorsa, denediyseniz, biliyorsanız bu bir seçenek olabilir. Onun dışında şunlar, demin zaten 35 mm'yi sararken gördünüz. Farklı boyutlarda plakalar var. Bunları bunun altına ve üstüne yerleştirerek istersem orta format için ayarlıyorum. İstersem standart 35 mm için ayarlıyorum. İstersem de sprocket rocket ya da spinner gibi film deliklerini de pozladığım makinelere göre uyarlayabiliyorum. Bir de Pixelator markası benim farklı formatlarda kullandığımı bildiği için bana birkaç parça daha gönderdiler. Bunlardan bence en ilgimi çeken, öne çıkanlardan bir tanesi şu 110 format. Normalde bir negatifte görüntünün alanı 35 mm'de 24x36, biraz daha büyük bir kare. 110'daysa çok daha küçük, neredeyse 1 cm'e 1 cm gibi bir negatif alanı oluyor görüntünün, bir fotoğrafın. Bunu üzerine takarak 110 formatta tarayabiliyorum. 110 format sanırım en son 1-1,5 sene önce falan çekmişimdir. Ama içinden böyle bir şey çıkması oldukça güzel bence. Çünkü 110 en unutulan formatlardan bir tanesi. Bir de şöyle iki parça çıktı. Bunu şöyle birleştirerek kullanıyorsunuz. Bu da Dia kasetlerini taramak için. Ben genelde renkli negatif film kullandığımda zaten renkli negatif banyosu yapıyorum. Dia film kullandığımda da renkli negatif banyosu yapıyorum. Yani çapraz banyoya sokmuş oluyorum filmlerimi. Ama ara durumlarda bazen ender de olsa gerçek dia banyosu yaptırdığımda oluyor. Öyle durumlarda da ama ben yine negatiflerimi ya da pozitiflerimi oluyor dia banyosu yapıldığında pozitiflerimi böyle şeritler halinde saklıyorum. Eğer isterseniz pozitif görüntüleri tek tek kesip beyaz çerçeveye takarak dia slide'larına çevirebiliyorsunuz. Dia ve slide aynı kelime oluyor hoş. Dia gösterilerinde kullanılan o beyaz çerçeveli hale getirmek mümkün. Bunun için evde bir yerde belki dededen kalma slide'larınız vardır. Ya da bir yerde sahafta bulmuşsunuzdur. Bir okuldaki arşivde vardır. Bilemiyorum. Benim elimde şu an olmadığı için gösteremiyorum. Ama o beyaz çerçeve şunun içerisine oturuyor. Ortada yine 24x36 görüntü var. Ve bununla o beyaz çerçeveli dia kasetini pozitif görüntüye ya da dijital ortama aktarmam mümkün oluyor. Yakın zamanda Lomography'nin dijitalize ürününü de denemiş birisi olarak peki ne düşünüyorum? İki ürünü nasıl karşılaştırırım? Öncelikle Lomography sanki biraz daha sınırlıydı. Çünkü orta format ve 35 mm ve panoramik formatları tarama şansım vardı onunla. Ama Pixelator bu işi biraz daha yükseltmiş diyebilirim belki. Çünkü piyasada genel olarak unutulan, artık kimsenin pek dönüp bakmadığı 110 format için bile bir aksesuar üretmişler. Dia kaseti zaten çok güzel bir şey bence. Çünkü eğer elinizde varsa ve dijital ortama aktarmak istiyorsanız o kasetleri düz tutmak çok önemli tararken. Bir de bununla yapabildiğiniz şu büyük 4x5. Ben kendim kullanmıyorum ama dahil olduğum Facebook gruplarında çok fazla çeken olduğunu görüyorum, örnekler görüyorum. O yüzden onu taramak isteyenler için de güzel bir aksesuar. Tek bir şeyle birden fazla şeyi taramış oluyorsunuz böylelikle. Sadece işte yapboz gibi şu parçaların yerlerini değiştirerek farklı film formatlarına uyarlayabiliyorsunuz. Dijitalize'ye göre çok daha kompakt. Yani yarım santimden daha ince diyebilirim sanırım. Ve İşte ne kadardır? 15 santimi 12 santim falan. Sallıyorum afaki. Boyutlarına bakıp açıklamalara yazarım. Ama oldukça küçük, kompakt bir aksesuar.
Peki eksileri diyebileceğim şeyler neler? En azından benim için. Ben dijital bir fotoğraf makinesi kullanmadım. Cep telefonumla fotoğrafları dijital ortama aktardığım için eğer böyle bir aparat kullanıyorsam telefonu elimde sabit bir şekilde tutmak bana biraz zor geliyor. Daha önceki denemelerime göre sanırım elim biraz daha alışmış. Bu sefer biraz daha hızlı hareket ettim. Ama eğer dijitalizadaki gibi kendi bir ara aparatı olsaydı böyle bir boru gibi ve telefonu üzerine yerleştirebilseydim sanırım benim için birazcık daha pratik olurdu. Bir de ben görsellerden şu alttaki kısmı kendi ışık kaynağı olarak kullanabilirim diye düşünmüştüm. Sonra tabii ki ürün bana gelmeden önce araştırıp bunun mümkün olmadığını öğrendim. O yüzden direkt iPad'in ekranını bir ışık kaynağı olarak kullandım. Farklı lambaları falan da kullanabilirsiniz. Ama dijitalize bu konuda bir artı puan alıyor benden. Çünkü kendi ışık kaynağı var. O yüzden boyut olarak belki bundan biraz daha hantal duruyor. Ama kendi ışık kaynağı olduğu için benim ekstradan bir çaba sarf etmeme gerek kalmıyor onunla tarama yaparken. Peki sonuçları düşünecek olursak ikisiyle de standart eğer 35 mm tarıyorsam eğer sonuçlarda hiçbir fark yok. Çünkü yaptığınız şey bir dijital fotoğraf makinesiyle ya da bir cep telefonuyla negatifin, görüntüsünün fotoğrafını çekmek ve sonrasında telefonda ya da bilgisayarda farklı uygulamalar kullanarak bu görüntüyü pozitife dönüştürmek. O yüzden de bir şekilde o negatifteki şu görseli dijital ortama aktardıktan sonra kalanında hangi markanın ürününü kullanırsanız kullanın aynı şeyi yapıyorsunuz. Fark sadece bunu biraz daha kolaylaştırmak, rahatlaştırmak, sadece kendi aksesuarını kullanarak yapmak ya da ekstradan işte ışık kaynağı ekleyerek yapmak gibi farklı birkaç unsur var ama özünde bu tarz aparatları kullandığınızda tek yaptığınız şey negatifin fotoğrafını çekip sonradan düzenlemek. Tarama aparatları ve negatif görüntüyü düzenleyerek pozitife dönüştürmek benim çok uzman olduğum konular olmadığı için umarım bugünkü videoda çok fazla kafanızı karıştırmadım, karışık anlatmadım konuyu. Eğer Pixelator ya da bu tarz tarama aparatlarıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa her zaman aşağıdaki yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Elimden gelen en kısa sürede sorunuzu cevaplamaya çalışırım. Ayrıca her zamanki gibi küçük bir hatırlatma. Henüz yapmadıysanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü yeni videolarla karşınızda olmaya devam edeceğim. Umarım bir sonraki videoda tekrar karşılaşırız. Hoşça kalın.